TC sorulmasını. Hiçbir müşterimiz bunu hazmetmiyor. Döviz buraları çalışamaz hale geldi tamamen. Şu anda İstanbul'un en kalabalık olan noktalarından bir tanesindeyiz. Şirin Evler Meydan'dayız. Burada pek çok döviz bürosu var ama şu an itibariyle döviz bürolarının kepenkleri inmiş durumda. Bunun sebebi ise kısa süre önce çıkan bir yönetmelik. Bu yönetmeliğe karşı döviz büroları tepkili, işte ortak bir açıklama yaptılar ve de kepenklerini şu an itibariyle indirdiler. Efendim merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Burhan Kaş'tan Şirin Evler'de Akdoğan Döviz'in yönetim kurulu başkanıyım. Efendim şimdi bugün kepenkleri indirdiniz. Nedir bunun sebebi? Bunun sebebi yeni yönetmeliklerin bizi çok zor durumda bırakmasından dolayıdır. Bilhassa bu TC sorulmasını, hiçbir müşterimiz bunu hazmetmiyor, vermek istemiyor. Adam diyor 10 dolar bozacağım, 20 euro bozacağım, ben ona için TC'mi mi vereceğim, yarın öbür gün başıma ne geleceğini bilemiyorum. Müşteriler geri kaçıp gidiyorlar. Peki şey, en çok TC istemek mi şu an sizi zorluyor? Ya müşteriyle aramızdaki diyalogda TC zorluyor ama gelen yönetmeliklerde mesela sermaye artımının 1000 liradan 5000 liraya çıkması, o 5000 lirayı sen fiziki olarak kasanda tutman, yani bizim için büyük bir risktir. Yarın öbür gün soygunlar için kim bunları önleyecek? Devir haklarını sen çocuğuna dahi devretsen aynı parayı götürüp hazineye yatırmak zorundasın. Yani kimse bu, daha önce yapılan devirlerde yani aynı taksılar gibi bizim de bir meblağımız vardı, bir ederimiz vardı ama şu an o sıfırlanmış oldu. Biz 30 yıldır hizmet veriyoruz bu sektörde. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Tanıyalım. Alim Korkmaz, Spot Döviz Yönetim Kurulu Başkanıyım. Efendim bugün bir kepenk indirme eyleminiz var. Nedir sebebi acaba? Sebebi 12'de 10. ayın 12'sinde çıkan tebrikle alakalı. Döviz buroları çalışamaz hale geldi tamamen. Devir hakları, ondan sonra sermaye artırımı, kimlik beyanı. Zaten daha önceden bir tebrik olmuştu. 3000 TL'ye kadar, 3000 dolara kadar yapıyorduk. Ama şu an tamamen 1 dolar bile bozulsa vatandaş kimlik beyanı bulundurmak zorunda. Bunu da çoğu müşterilerimiz istemiyor ve kaçak yerlere devam ediyor. Yani dövizle alakası olmayan yerlerde işlemler yapıyor. Müşterilerimiz tamamen azalmıştır, azalmaya devam ediyor. Yani işleyemez bir hale geldik, yani onu söyleyebilirim. Bir yıllık kayıt sistemi uygulaması var. Bir yıllık kayıt sistemi uygulamasını sorduk. Biz 20 bin dolarla 30 bin dolar arasında bize bir maliyeti vardır. Devlete ne bir karı olacak ki bize bunları uyguluyor? Yani kayıt sistemi kurmanız için tabii, evet, ekstra bir yatırım. 20 bin dolarla 30 bin dolar bizden şirketler para istiyorlar. Ek bir bütçe gerekiyor. Bunun hiç kimseye bir faydası yok ki. Zaten 3 aylık 6 aylık kayıtlarımız var. Herhangi bir şey olduğunda, müşteriyle aramızda bir sorun olduğunda veya bir yanlışlık olduğunda kameraya girip onları seyrediyoruz. Hata kimdeyse hatayı gidermesine çalışıyoruz. Bir yıllık ben kaydı ne yapacağım? Yani bu kadar külfetin bize yüklenmesi uygun görmüyoruz. Teşekkür ederiz. Arkadaşlarım hoş geldiniz. Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu olarak ülke genelinde alın teri döken 852 döviz bürosu ve binlerce çalışan adına bu açıklamayı yapma zorunluluğumuz doğmuştur. 12 Ekim 2021 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmelik ve tebliğ bizleri ve tüm çalışanlarımızı mağdur etmiştir. Öncelikle şunu vurgulamak istiyoruz. Biz döviz büroları olarak serbest piyasanın en önemli unsurlarından biriyiz. Her daim ülkemizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Döviz büroları ülkemizde döviz kurlarının yükselmesinin sorumlusu değildir. Aksine turizm, ticaret ile ülkemize gelen yabancı paraları ülke finans sistemine en hızlı kazandıran işletmelerdir. Yeni düzenleme ile getirilen birkaç önemli hususu da sizlerin dikkatine sunmak istiyoruz. Serbest piyasada çok önemli misyona sahip olan döviz bürolarının hisse devir hakları ellerinden alınmıştır. Şirket sahipleri hisselerini kendi ailesine, annesine, babasına ve ortaklarına devredemez hale gelmiştir. Döviz büroları sahipleri
şirket yönetimine profesyonel yönetici eşlerini, çocuklarını ve kardeşlerini atayamamaktadır. Sermaye şartı işletmelerin ihtiyaç durumu dikkate alınmaksızın 5 katına çıkarılmıştır. Buna göre 10 milyon TL sermayeyi fiziki olarak kasasında bulundurmayan işletme faaliyetten men edilecektir. Getirilen yönetmelik ile ülkemiz 4 faaliyet bölgesine bölünmüştür. Şirket adresi naklinde 3 milyon TL harç ödeme şartı getirilerek adres değişikliği imkansız hale almıştır. Bu kararlar alınırken sektörden hiçbir arkadaşımızın, hukukçuların ve mali müşavirlerin görüşü alınmamıştır. Ayrıca bu yönetmeliğin Maliye Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgisi olmadan da çıkartıldığını düşünmekteyiz. Döviz büroları piyasanın en güvenilir, en saygın firmalarıdır. Buna rağmen hiçbir sektörde uygulanmayan baskı ve haksız düzenlemeler işletmeleri çalışamaz hale getirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kamuoyunun vicdanına sesleniyoruz. Senelerce emek verip sektörde var olan şirketlerin bu tebliğ ile değerlerinin yok edilmesi hiçbir yasaya, hiçbir vicdana uymamaktadır. Değerli basın mensupları, Türkiye'de eşi benzeri olmayan idari ceza ve yaptırımlarla karşı karşıyayız. En ufak bir hatada bile uyarı yapılmadan yetki belgelerimiz iptal edilmektedir. Bu tebliğ yürürlükte kaldıkça kaçak döviz bürolarının işlerini arttıracaktır. Bu durum çok büyük vergi kaybına sebep olacak. Bu durum hiç kimsenin kabul etmeyeceği bir vaziyet alacaktır. Yürürlülüğe konulan yönetmelik ile kaçak döviz büroları ve gayri resmi döviz alımı satımı yapan firmalara hayal bile edemeyecekleri fırsatlar verilmiştir. Döviz büroları olarak her zaman devletimizin yanındayız. Sektörün ve ülkemizin menfaatine olacak her türlü düzenlemenin de destekçisiyiz. Ve sonuna kadar da uygulayacağımızı belirtmek istiyoruz. 12.10.2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik ve tebliğ bizler açısından mağduriyet oluşturmuş ve nihayetinde şirketlerimizi kapatmamıza sebep olacaktır. Yönetmelik ve tebliğ anayasamıza, kanuna ve hukuka aykırıdır. Bu yönetmeliğe karşı hukuki haklarımızı arayacağımızı ilan ederiz. Tarihe not düşmek adına bu bildiriyi kamuyla paylaşıyoruz. Saygılarımızla.